Bak sakın korkma, tamam mı? Biz seni korumak için buradayız. Bak ninen çok üzülmüş. Seni onun yanına götüreceğiz. Acıttı mı çok? Yok, iyiyim. Bir şeyim yok. Bak, bir bakayım, yara olmuş. İyiyim dedim. Tamam. Baba. Baba. Buradayım abicim ben. Buradayım aslan parçası. Sakin. Sakin. Babasızlığı en iyi ben bilirim çocuk. Canının nasıl yandığını, nasıl isyan etmek istediğini çünkü babanın eksikliği ömrün eksikliğidir. Bundan sorumlu olanları nasıl yıldırımlara boğmak istediğini en iyi ben bilirim. Sana da yiyecek bir şeyler getirdim. Sen de doğru düzgün bir şey yemedin. Biliyorum, bu saatte yemek mi olur diyeceksin ama kaç saattir çocuğun başında bekliyorsun, acıkmışsındır diye düşündüm. İstemem. Getirmeden önce sorsaydın keşke. Ben sandım ki... Neyse, ziyan olmaz, ben yerim. Ali de kokusunu duyunca uyanır belki. En sevdiği yemek. Çocuk uyuyor. Bakın. Bir gece aç kaldı diye... Midesi boş kaldı diye bir şey olmaz insana. Bundan daha önemli şeyler var bu hayatta. Yüreğindeki boşluk mesela. Çocuk sürekli sayıklıyor uykusunda. Kötü rüyalar görüyor. Ne sayıkladı? Babasızlığını, yalnızlığını, kimsesizliğini sayıkladı. İçinde biriktirdiği tüm acılarını kustu. Yalnız büyümenin ne zor olduğunu, bu hayatta bir başına kalmanın ne zor olduğunu, bunları sayıkladı. Kendisine, bu yalnızlığa sürenlere lanet etti. Canım benim, neler biriktirmiş içinde. Çocukların masum ve küçük kalbi bu dünyanın acılarına, çirkinliklerine dayanamıyor. Değil mi? Onlara bunları yaşatanlar en büyük bedelleri ödemeli. Kim olursa olsun. Evet,
Tabii ki kim olursa olsun. Çocuklara bu acıları yaşatacak kadar katı yüreklilere uygun ceza var mıdır bilmiyorum gerçi. Ama bunu yapan babam bile olsa cezasını çekmesini isterim. Keşke öyle olsaymış. Ama olmuyor işte. Bazı insanlar yaptıklarının bedelini ödemeden rahat bir hayat yaşayıp eceliyle ölüyor. Ama çok şükür bu dünyada hesabını veremediği her şeyin ahirette hesabını verecek herkes. Oradan kaçış yok. Bak, bu dünyada masum, günahsız çocukları kim üzer? Onları bu travmalara sürüklerse o insan mutsuzdur zaten. Ya da en büyük karanlığın içindedir, emin ol. Senin bu öfken kime, ben bilmiyorum. Ama eğer gerçekten bu öfkeni hak edecek biri varsa emin ol azap çekiyordur. Ya bu dünyada ya da ahiret. Annemin, babamın, ailemin, bütün çocukluğumun katilisiniz siz. Sen ve ailen hak ettiğiniz azabı çekeceksiniz. Sana bu acıyı yaşatan, babanı kaybetmene sebep olan her kimse emin ol cezasını çekecektir veya çekmiştir. Yeter artık. Çık dışarı. Sakin ol. Niye sesini yükseltiyorsun? Çocuk uyuyor. Ben Ali'ye üzüldüm sadece. Başında bekleyeceğim. Sen çık. Halil, istersen ben... Sana çık dedim. Çık.